patage juste, je sais, en fait. Quoi? Patage juste. Heliski'nin Aydere gelişi 2004 yılında, hatta 2003'te ilk keşif için geliyorlar, bakıyorlar. O tarihte Google Earth'ten burayı keşfediyor. Aradığı şey denize yakın ve çok yüksek bir dağın olması. Denize yakın, yüksek bir dağda burada Kaçkar Dağları'nı keşfediyor. Sonra normalde Heliski'nin merkezi Kanada, Amerika. Orada daha yoğun bir şekilde yapılıyor. Avrupa'da çok fazla Heliski yapılan çok destinasyon yok. Kaçkar Dağları'nın eğimi Heliski faaliyeti için çok uygun. Yani ne çok düz bir coğrafya olması gerekiyor, ne çok dik bir coğrafya olması gerekiyor. Onun ortasında yer. Bir de gelen kayakçılarda bizde genelde level'larına göre, derecelerine göre ayırma oluyor. Çok iyi bilenleri bir grupta topluyoruz. Çok iyi bilmeyenleri başka bir grupta topluyoruz. O şekilde yani iyi bilenler daha ekstrem yerlerde kayabiliyor. Bilmeyenler de daha riskin az olduğu yerlerde kayak yaptırabiliyoruz. Yani o yüzden yaklaşık 400'e yakın rota var yukarıda Heliski'nin kayabileceği. Ocak'ta başlıyor operasyon. 15 hafta. Bizim müşteri memnuniyetimiz çok yüksek. Zaten 2018'de dediğim gibi ilk başladığımızda 6 haftaydı. 15 haftaya çıkmasındaki en büyük etkenlerden biri o. Yani misafirler memnun kalıyorlar. Memnun kalınca seneye tekrar rezervasyon yapıyor. Rezervasyon yapınca doğal olarak seneyi de doldurmuş oluyoruz. Günlük olarak sabahın ilk saatlerinde ilk önce bir toplantı yapıp hava tahmin raporlarına bakıyoruz. Yaklaşık bir 5-6 farklı programdan günün analizini yaptıktan sonra bilgileri misafirlere aktarıp misafirlerin hazırlanmasını bekliyoruz. Ondan sonraki süreçte de kayak takımlarına yardımcı olup onları bu gördüğümüz alanda platforma getirip burada hazır bir şekilde bekletiyoruz. Haricinde helikopterler de hazırlandıktan sonra misafirleri helikopterlere alıp buradan uçuşları yapıp Kaçkarlara gönderiyoruz. Genelde sürekli olumlu yorumlar alıyoruz, olumlu tepkiler alıyoruz. Burada bu insanları en çok neyin tatmin ettiğini sorduğum zaman özellikle diğer ülkelere nazaran kar kalitesinin daha iyi olduğunu, alanın daha müsait ve kullanılabilir olduğunu söylüyorlar. Myself, I ski since I'm 2.5 years old. I started to work here 3 years ago. The Kaçkar offers a lot of interesting skiing in all different steepness and also exposure. You can ski in fully winter time, but also in springtime when there's still enough snow. And it's a beautiful, really beautiful area. You can go on so many different places and the skiing is amazing, absolutely amazing. It's just amazing. It's a lot of discover. You have a very nice massif, a mountain side. It's very nice to ski in front of the Black Sea. The aspect of the mountain is very, very playful. It's a very nice playground. But we go with safety first, always. Always safety with the client, with the helicopter. We are a group of guides working together and the safe ski and safe ride. Country is wonderful, people are very nice, very friendly, welcome us, so teşekkürler for that.
So I'm a pilot. I've been a pilot for 10 years this year, and it's my second year here in Eider for Turkey Heliski. Similar to Switzerland, higher mountains, but the terrain is really nice. I didn't expect this at first. And also the trees and everything is really nice. It's really wild. It's a lot more remote than what we have in Switzerland. So, and it's really high up too, so it's really challenging to fly. Most of the time you're focused on what you're doing. You know, it's a high altitude operation, so we want to make sure everything is safe as it is, and so we are really, really focused and we don't pay too much attention. That's more the guide's job, to pay attention to the customer. I've been here since 2007, pretty much every winter, working for the company as a guide and looking after the snow and the snow safety of it. Well, the pleasure for the clients is to go out in nature, in beautiful mountains, and enjoy the skiing and enjoy the snow and enjoy their passion of skiing. You know, the Kashgar Mountains, they're beautiful on this side, on the back side, and in general, they're just beautiful mountains. That's why we're here, you know. We've been here and we like the mountains. That's our passion, and that's why we come back every year. A lot of people come from Europe. Then we have Americans. Like Europe, you go from Sweden, Norway, Denmark this year. Then French people, lots of Swiss people, Austrians, Italian, Spanish people. So, and also now we got quite a good amount of Turkish people who come back every year. You know, they're proud and they love skiing in their country. Well, I think when we first got here in the winter, we were basically alone, and that was in 2005. Next year going to be 20 years that we're here, and it's become more and more the people come up in the winter. After a few years they had a snow festival here, people come enjoy the winter. Our business, Turkey Heliski or heliski.pro, our business is heli skiing in Turkey. And we're just going to concentrate on this at the moment, and right now there's no other plans of expanding outside of heli skiing. The day starts for the staff, like guiding, guides and pilots, in the morning with a briefing. Then we have a look at the weather, we come up with a plan where we want to ski, and then the pilots, they go out and prepare the helicopters with our Turkish staff. And then the guides, they do the snow safety, avalanche situation. We plan where we can go and ski safely.